O zaman eğer hazırsanız öncelikle minik bir fragman var. Muhteşem fragman hazırladım. Oo. Ben Gerçekten. de izlemedim onu. Aa evet sen de izledin değil mi? Bir ton bir dakika. Gıybet kabuğu fragman son hal. Evet öncelikle bugün neler konuşacağız? Neler olacak? Haber olarak neler var? Bir onları dinleyelim. Efendim buyursunlar. Hande Yener Yılmaz Morgül'e mi özendi? Şeyma Subaşı'nın kafesi kader olarak mı kapanıyor? Yemekte izlen Fox'a ayar. Gönül Yazar ve sevgilisine ne oldu? Ömür Gedik Can Yaman'ı savundu mu? Ağaç yaşken mi eğilir beybiler? Beran Kenan ilişkisinde son durum ne? Şeyma Subaşı kiminle uğraşıyor? Ne yaptın Guido enişte? Eski dostlar düşman mı oluyor e? Hande Yener'in sevgilisi kim? Bunu sahnikten açmadım Ece. Seren Seren gibi hadiseden tipi. Niye chatten konuşuyorsun? Selin ciğerci kermesinde izdiham oldu mu? Hepsi Ece ve Pelin'le gıybet kabuğunda. Çünkü bu orada yok. İlk haberimizle başlıyoruz efendim. O zaman ilk haberimiz Hande Yener'den. Kariyerinin 20. yılında özel bir tarz oluşturan şarkıcı "Değişim benim, ilacım" diyerek imajını anlattı. Tek bir formülü yok bunun. Kendime bakıyorum ve yenilik meraklısıyım. Tarz değiştirmek benim için kabuk değiştirmek gibi. Tecrübelerden faydalanıp yapılmamışı yapmak için çok çaba sarf ediyorum. Hem ruhen hem görsel olarak hem de müzik olarak değişim benim, ilacım demiş. Evet Ece öncelikle sence bir değişim var mı ortada? Sana bunu sormak istiyorum. Yani bence ya bu kadın hep böyleydi Pelin ya. Bana çok bir değişik gelmedi ceket şeyi dışında. Hep Yılmaz Morgül gibi miydi? Ya surata bak, sadece suratına bak. Suratına bakınca bir fark görmüyorum açıkçası. Böyle bir Yılmaz Morgül'le şu ünlü DJ'nin ismi neydi? Skrillex miydi? Neydi bu aç anladı? Skrillex mi? Bilmiyorum. Ben Skrillex'in hiç yüzünü görmedim. Arat. Arat ha, evet demiş. Evet demiş bu aç. Skrillex'e mi benziyor? Yani Yılmaz Morgül vibe'ı da alıyorum. Bir şey söyleyeyim mi? Aa, harbi aşırı benzemiş. Bir dakika şu an chat'tekiler göremeyecekler ama bir dakika göstereceğim hemen size de. Harbiden nasıl bu kadar benzeyebilir? Bak şimdi hazır mısınız buna? Bu Hande Yener. Yani Hande bir bu. Bu arada bu şeye de benziyor aslında hafiften. Rahmetli Linkin Park solistinin adı neydi? Rahmetli oldu. Chester. Chester. Ve bir diğer benzediği isim de aha da bu. Yani ben herhangi bir fark göremiyorum. Hatta Yılmaz Morgül diye arattığınızda baş görsellerde Hande Yener çıkıyor. İçinde gömlek var mı onun Pelin? Bakayım. Aa yok gömlek. Çıplak bir şey söyleyeceğim. Et bu arada hiç mi yok? Aa, bir dakika hiç göğsü yokmuş gerçekten. Kız öyle deme vardır. O ceketle kimsenin göğsü görünmez. Kötü bir şey değil ki olmaması. Olmasa çıplak et var orada evet. Bakıyorum bir daha. Aa evet et var. Gerçekten et var. Ama yani ben hiç ona dikkat etmemişim o. Yüzüne bakacağım diye. E bak bir Çağatay Ulusoy'un kilo alması, bir de Hande Yener'in bence şu anki bu tarzı yani. Bilmiyorum bana şey geldi ya. Acaba böyle fazla mı hani böyle bazı insanlar var fazla farklı olmaya çalışıyor mesela şey için hani. Ben farklıyım ya dostum anlatabiliyor muyum? Ben herkesin yapmadığını yapıyorum. Falan acaba havasından dolayı mı gibi geliyor bana? Yani kilo alınca farklı olunmuyordur o zaman dünyanın en farklı insanı şu an aramızda bu aç. Ne yapıyorsun? Ama kilo kilo almamış ki. Aha sevgili Hande Yener burada size burada şu an cevap hakkı doğdu. Ben size hiç kilo hayır, almış demedim. Hayır ben Çağatay diyorum. Ha tamam pardon özür dilerim. Ama Çağatay Ulusoy ama garip gözüküyor. Yani adamı şimdi de, her Çağatay zaman gördüğün halinde düşün. Sanırım bir tane proje için almış Pelin o kiloyu. O proje de iptal proje olmuş. İptal olmuş. Evet. Kendi filmi miydi o? Kendi filmi içindi galiba. Bilmiyorum ama başkasının filmi ise gerçekten gitsin yapımcıdan kimdense o alsın o parayı yani. Öyle bir sebepten bir şey yapar mısın peki? Diyelim ki bir film için 30 kilo alıyorsun. Evet.
Dava Kaç eder para? misin adamı? Kaç para? Kaç paraya yaparsın acaba bu arada öyle bir şeyi? Mesela kaç Kaç para için kilo? 30 kilo alırsın? 500 bin. 500. Oha ne kadar pahalısın. İnanılmaz. Buraya getirdiğime şu an şükrettim gerçekten. Bir şey diyebilir miyim? Bana 100 bin verin ben 30 kilo alırım size gerçekten. Kızım sağlığın bozuluyor be, manyak mısın? Az Ya bile geri 500 bin. veririm ya. Geri veririm ha. Geri veririm ki 30 kilo İyi alsam. de yani aldığında çaklan falan olacak. Onlar gitmeyecek asla. Ama sonuçta 100 bin liram kalacak değil mi benimle? İyi de tam işte 100 bin lira ev bile alamıyorsun bu devirde. Pelin 100 bin liraya ne yapacaksın? 500 bin lira olması gerekiyor onun. 500 bin ev Minimum. alabiliyor muyuz ki? Nereden ev hedefi mesela? İstanbul'dan mı yoksa şey falan mı? Kütahya mı? Kütahya ise 500 bin alırsın. Galiba 100 bin liraya da alırsın 100 büyük bin liraya da ihtimalle. bulurum Kütahya'da evet yani. Ben direkt hedefimi Kütahya doğrultusunda tuttuğum için. Sen tamamen vazgeçin o zaman bu İstanbul işinden. Hayır canım vazgeçmedi ben gideceğim. Bir gün İstanbul'a gideceğim abla. Bir gün gideceğim. Tamam okey o zaman senden şunu istiyorum. Bu haberin gıybet metresi sana göre kaç? 10 üzerinden 1 ile 10 arasında. Hande Yener'in bu değişiminin haberi. 0,2. Hiçbir değeri yok bu değişimin. Hiçbir değeri yok. Çünkü zaten böyle dolaşıyor bu kadın yani. Çok böyle şey gibi sweatshirtle Ben çıkıp şey de dolaşmıyor düşündüm yani. bu arada. Acaba Billie Eilish'le falan böyle Billie Eilish'e de benzettim ben bir ilk gördüğümde. Şey Ha, olarak, onu da tarz yapmış. Evet, olarak. evet. Çünkü Billie Eilish'in de var işte Maalesef. kocaman ceketler, daha maskülen bir tarz. Doğru. Ondan büyük ihtimal etkilenmişlerdir belki. Benim de aklıma geldi. Chat Davala'ya ağırlıklı olarak 2-2,5 falan veriyor herhalde. Ha, ama evet doğru. Billie Eilish 40 yaşında değil. O da doğru. Aa 40 yaşında Yani mıydı ki? ikilik hiç 18 yaşında mı ne be? Ne 40'ı kız? Hayır. Şey canım Hande Hande Yener Yener. ha. Kız olur mu kız Hande Yener? İyice değil mi şey böyle yaranmak için şey falan olur mu? 17 yaşında değil mi Hande Yener daha Hande yaşlı. Yener? Dur, Hande Hande Yener Yener. 50'lerinde falan ya Hande Yener. 46. 46 yaşında. Ay maşallah o zaman. Aa, kadın hala daha çok genç gözüküyor. Hande Yener'le ilgili bir Taş. haberimiz daha var zaten. Bakalım onun gıybet metresini kaç diye değerlendireceksiniz. Geç, bu çok kötü. 0,2 bu. Evet. Herkesin konuşmayı en sevdiği 7'den 77'ye çenemizi yoran bir isim geliyor şimdi. Acaba kim? Kim? Sence kim olabilir? Allah Bunun için bir videomuz da var Ece. Onun için linkini şimdiden açarsan çok sevinirim. Allah. Açtım, görüyorum kendisini. Tam da göremiyorum ama tanıdık. Evet. Şeyma Subaşı geldi. Bilmiyorum o mu acaba? Ben telif yememek için kendisinin hem sesini değiştirdim hem suratını değiştirdim. Kendisiyle ilgili haberimi de okuyorum efendim. İkinci haberimiz Şeyma Subaşı'dan. Subaşı son zamanlarda kapatılacağı şeklindeki haberlere konu olan Bebek'teki lüks kafesinde kepenk indirdi. YouTube kanalında yayınladığı videosunda her iş hakkında konuşan Subaşı kafeyi kapatacağız gibi görünüyor dedi. Yani biraz şöyle bir açıklama. Biz kader olaraktan yani kapatıyoruz kafeyi gibi bir açıklama. Önce haberimi izleyelim yoksa yorumunu şimdiden bulunmak ister misin? Haber, Okey. haber, haber. Bir Hemen VTR o zaman bir girelim. VTR'mizi girelim. Başlatıyorum Ece. Health işte durum var nasıl? Devam mı yoksa başka projeler var mı kafanda? Ne oluyor? Sese Konuşulan bir konu bu takılmayın. çünkü. Ben burada bu soruyu tamam bütün dürüstlüğümle cevaplıyorum. Tamam mı? Hazır mısınız? Şimdi biz 1,5-2 sene önce gerçekten ben diyeyim size, işte her zaman söylüyorum bunu zaten. Tulum, Los Angeles, New York, London, Meksiko, nerelere gittiysem hep böyle tamamen sağlıklı kafasında yaşayan, işte sağlıklı marketlere gideyim, sağlıklı kafelere gideyim, sağlıklı restoranlara gideyim, onların tadına bakayım ve bunlara son böyle bir 6 senedir falan, 8, 6-7 aynen Arada yorumda bulunmak senedir istersen çok böyle bulunabilirsin hani bu arada ilgili Ece. bir insan haline dönüştüm. Ve ben gittiğimde sonra 2 sene önce falan bunu hani Acun'a bir şeyde bulundum. Bir böyle proje gibi böyle hani nasıl denir? Hani ben buradakileri şuralara buraya getirmek istiyorum. Şurada bunlar var aslında ama Türkiye'de bu yok. Aslında burada hani bu kadar böyle spor pilatesle yapılıyor ama aslında burada yok. Ama işte burada bak Green Lover diye bir sistem var. Hani Green herkes böyle yeşil odaklı, Lover. daha sağlıklı, kendine daha iyi bakabilmek işte odaklı buraya getirelim diye. Ve
ben buraya ismini hani Health iş isminden, menülerinden, içindeki bütün renklerine, her şeyine kadar gerçekten ben karar vermiş, benim emeğim olan, ekiple de beraber hani emeğim olan bir Health iş. Biz restoranı böyle sağlıklı besinlerin olduğu, yemeklerin olduğu, smoothie'lerin olduğu bir acai bowl'ların olduğu bir restoran, kafe açtık. Bütün menüyü de sayıyor ya teker teker. Bu başta gerçekten çok güzel gitti. Ben ilk duyduğumda da çok gülmüştüm. Çünkü bütün bir menüyü sayıyor yani hakikaten. İşte acai bowl'ların olduğu, onun olduğu, bunun olduğu, şunun olduğu. Hani bir taraftan şey de diyor herhalde. Bak bunlar da var, bak belki indirmeyebiliriz, bir dinleyin hani. Hani bir dinleyin. Evet bizi. Ama yani kafesinin kendi rengine kadar seçtiği kafesin ismini doğru söyleyemediğini fark ettim ben Pelin. Bak chatte de yazıyor. Healthish diyor. Healthish. Healthish diye bir şey yok. Healthish değil mi o kafenin adı? Healthish değil mi? Healthish. Hatta böyle biraz daha ben biliyorsun İngiliz aksanında konuşuyorum. Healthish şeklinde okunmuyor mu? Emek var chat. Emek. Emek var. Bu arada sese değil anlattığına odaklanmaya çalışın. Biliyorum çok zor ama deneyin en azından. Benim ünlü olmam, Acun'un ünlü olması, beraber hani üçü olmamız, o zamanki bizim ekstra ikimizin hani beraber popülaritesi diyeyim. Belki o yüzden, ama sonrasında gördük ki 3 ay sonra 4 ay sonra hala hani müşteriler çok memnun kalıyor, yemeklerimizi çok seviyorlar, Time Out ödüllerini bize verdiler. Time Out yani ödülü gerçekten ya. Çok güzel gitti. Ne anlamadım. Benim bu yaz olayım. Ne ödüllerini bize vermişler? Time Out ödülleri. Time Out ödülleri nedir? Ne? Ben hemen bir bakayım. Time Out ödülleri. Healthy. Çok güzel bir proje bu arada. Ben de Twitch'te yapmak istiyorum bunu. Modlar arasında. Yeme ödül içme ödülleriymiş. Time Out ödülleri. Hangi kategoride almışlar acaba ödül? Sağlıklı falan besinler demek ki. Ne bileyim ben. Bilmiyorum, ben şu an siteyi açtım ama herhangi bir şekilde ödül müdür bir şey göremiyorum. Ödül isteyen var mı? Dur bakayım yazmış. Yani şöyle en iyi balat mekanı, en iyi Asya mutfağı, en iyi kahveci, en iyi kahvaltı, en iyi sağlıklı beslenme mekanı. Brown, Gap Foods, Helen Foods, Healthish Cafe, Four Juicery ve Yeşil No 11. Bunlar. Dur bakayım, devam ettir. Devam ettiriyorum. Başladı. En iyi balat mekanı Nisan var gerçekten. Itibaren, o zaman bir Miami'ye çok uzun süre gittim. Ondan önce Ocak'ta full Tulum'da bir ay kaldım neredeyse. Sonra Phuket'e gittim. Sonra Şubat, Mart, habire yurt dışı, Nisan, Mayıs dedim. 6 ay zaten Ibiza'daydım. Şimdi kafe ya, restoran işi şöyle bir şey. Eğer bunu sen başın... Öyle bir anlatıyor ki sanki böyle gitmek zorunda, anladın mı? Doctors Without Borders projesinde gidiyor oralardaki yardım şeylerini. Gitme! Gitme! Ya zaten işte insanların şey yapması sebebi de bu ya hani garipsemesinin sebebi de bu ya. Yani gitmeyebilirsin çünkü... İşin var sonuçta, açtığın bir yer, hele ki özellikle bu kafe olaylarında gerçekten yani istersen Mahmut Emmi ol, gene başında durman gerekiyor. Yani ünsüz biri ol, evet. Gene başında durman gerekiyor. Ya, kimse bırakmamalı. Ya, çünkü sonuçta yani doğru... maaş da versen, onu da yapsan, bunu da yapsan, çalışan var yani orada, anladın mı? Çalışanın yani en azından motive olmasını sağlayacak bir insan olması gerekiyor yani başlarında. Hayır, bir de kendi diyor zaten, Acun'la benim popülerite yönümden dolayı insanlar evet. Böyle... kal başında o zaman. Benim arkadaşlarım sırf Şeyma Subaşı'nı görmek için Şeyma Subaşı'nın hikaye attığı günlerde her tişe gidiyorlardı mesela. Sırf haklı görmek yapıyorsun. İçin. Ciddiyim. Hangi arkadaşların onunla? İsim veremem. İsim ver, beni bu konularda zorlama. Ama mesela ben de merak ediyorum. Benim arkadaşlarım, bu arada bizim kaynaklarımız da var yani isim veremeyeceğimiz. Önemli bilgiler de var. Lütfen bu tarz soruları sormayın chat. O arkadaşım. Bunun havasını da yapayım. Evet bu arada o arkadaşım. Ya Onurcan, Allah aşkına gittin mi gerçekten? O değil Şeyma ki. Amca. O değil. Hangisi? Ya şu an bütün bir yayın boyunca bunu öğrenmeye çalışacak ya. Yandık. Ben devam ettiriyorum haberi. Yandık. Yemin ediyorum yandık. Bunda olmazsa asla işleyemez. O ne kadar bilmem neyim gidiyor. Bu kadar hani o ne kadar satmış. Bunun ciroz bilmem neyini düşürmek lazım. Eğer bunları kovalamazsanız bu iş hiçbir şekilde gitmez. Ve bizdeki şanssızlık diyeyim. Şanssızlık kader olarak görüyor musun? Kader benim çok fazla yurt dışına gidiyor olmam ve bunlarla ilgileniyor olmamam zaten hani. Ve oranın
enerjisini çok düşürmüş oldu aslında. Çünkü oraya bir şekilde oranın sahibi benim. Bütün herkes bunu biliyor. Ben geldiğimde geliyor diye sistem eğer zaten varsa bu işlemez. Öyle değil. Ben orada olduğum zaman ben orada bizim çalışanlara bile enerji veriyordum. Benim enerjimle onlar bile yükseliyorlardı. Ben oradan çıktığım zaman başka bir yere daldığım zaman o health iş tamamen her şey personelinden hani yemeğine kadar bizde enerjisel diyeyim. Kalite demeyeyim ama hani onu demek istemem çünkü hala yemeklerimiz kalitesiz. Çok güzel. Hala sahibi olurmuş çok iyi. O düşünce belki müşteri memnun kalmadı. Sonra geldi müşteriye gitti müşteri. Hani her şey değişti. Ve gerçekten kiramız çok yüksek. Hani normalde hiçbir yerde olmayan bir kira ücreti var. Aa, ben devam edemeyeceğim sonra. O kadar açık aç bacım o zaman Gülbay'a aç dükkanı. Gözünü seveyim kira yüksekse. Başında nasıl yani aslında bir yandan da dürüstlük yapıyor Pelin. Ben sana bir şey diyeyim mi? Bunları ya farkında olmayarak ya da itiraf etmek amaçlı söylüyor sonuçta. Benim suçuma getirdi konuyu. Ben bu arada Şeyma Subaşı'yla alakalı bir şey söylemek istiyorum. Ben Şeyma Subaşı'nın böyle millet şey falan yapıyor ya işte. Ne kadar sinsi, şöyle böyle de ben öyle olduğunu düşünüyorum. Tam tersine bende çok saf bir tarafı var yani. Çünkü bak Allah aşkına yani düşündüğün zaman çok büyük bir magazin figürü, tamam mı? Herkesin de konuştuğu ya da haber beklediği bir insandan bahsediyoruz. Yani Allah aşkına normalde kim bu sorulara cevap verir? Düşün yani çok büyük. Ama ya bana şimdi sinirlenmeyin bence. Chat, bana şimdi sinirlen. Aynı şey düşünemeyiz chat. Aynı şeyi düşünemeyiz. Ben, bir de farklı. Bu arada ben senin gibi düşünüyorum. Saf olması dışında dünyadan bayağı kopuk olduğunu düşünüyorum. Ben. Ha, özür dilerim. Evet, yani saflık değil. Aynen bak bu saflık değil bu arada. Bu şey aslında dünyadan çok kopuk. Yani gerçekten çok kopuk. Bambaşka bir dünyada olduğunu düşünüyorum ben de. Bir de mesela bu magazinlerde falan veriyorlar bu kadını. Ama yani sanki dünya üzerinde Acun diye biri yok. Doğmamış. Bu kadın kendi gelmiş böyle lanetli olarak var olmuş ve biz Türkiye bundan nefret etmeye başlamış gibi veriyorlar bak. Evet. O kısmına ben çok gıcığım olayım. O kısmına ben de gıcığım ve hiç kimse hakkında da konuşmuyor. Hani bak hani ikisi birlikte o hani bir yaptılar bunu, bu şöyle oldu, bu böyle oldu. Asla konuşulmuyor. Sanki senin dediğin gibi gerçekten tek başına çıktı. Hani tek başına bambaşka bir noktadan biz sanki onu tanıdık. Yani tek başına yani, sanki bu nefreti toplamış gibi davranılıyor. Gibi, evet. Ama şu anda da bence bu açıklamaları yapmak şeyinde hissediyor olabilir. Evet. Başka bir hani çünkü şey bitti. Bir şekilde kendinin para kazanması gerekiyor. Para kazanması gerekiyor. Para kazanması için sevilmesi gerekiyor. Bu arada seveni de çok aslında şey değil. Sevilmesi gerekmiyor yani para kazanması için. Herkes nefret ederse bence de olmaz ama şimdi Can Yaman'ın kaç tane projesi iptal ediliyor şu anda mesela. Hayır ama Can Yaman gibi değil bu. Bunu seven de var çok. Ha. Herkes nefret etmiyor buna. Evet şey ben onu diyorum ya zaten sana yani. Ki seveni de var yani. Evet nefret edenler merak, var. Merak ettiriyor kendinden. Kesinlikle. Şimdi ben Şeyma Subaşı Instagram'da takip ediyorum. Niye çok mu seviyorum? Yok. Bakıyorum yani memesini yaptırmış mı? Efendime söyleyeyim Melisa ne yaptı falan diye bakıyorum sadece merakımdan yani. Tebrik ediyorum seni. Yani önce memesini yaptırdı mı diye merak edip sonra Melisa'yı merak etmek gerçekten. Müthiş bir insan ya. Gerçekten müthiş bir insan. Devam edebilir miyim? Yaptırmış orada mı? Güzel yaptırmış o memeyi. Öyle şey durmuyor. Sakin durmuyor. Doğru videosunda paylaşmıştı hatta değil mi? Yaptırdığını mı? Öyle mi? Söyledi mi? Yaptıracağını söyledi işte. Gösterimi yaptırmak istiyorum dedi. Ve şeyi söyledi. Dedi ki şu anda. Hani her zaman dedi hani hep doğal gözükme taraftarıydım dedi. Hatta yaptırdıklarını falan da gösterdi teker teker. Nereye ne yaptırıyor ne ettiriyor. Bacım biraz indir o zaman Şeyma ne olur bizi dinliyorsan. Yani kendi orijinal dudağın çok daha güzel ya. Evet. Vallahi billahi. Ya bir de o dudağı yaptırdıktan sonra tik oluşmuş bence. Onda sürekli olarak şey yapıyor. Şey ördek dudak. Evet sürekli şu sesi yapıyor bir de. Sürekli bence olabilir. Tik olmuş onda. Neyse siz bilirsiniz tabii ki de. Biz herkesi çok seviyoruz Ece'yle ikimiz. Kimseyle bir problemimiz yok. Evet devam ettiriyorum. Biz de ödüyoruz. Bebeğin en güzel yerinde olduğu 80 bin lira bu arada bildiğim kadarıyla şeyin kirası. Ve bizim şöyle bir durumumuz var. Biz de alkol satmıyoruz. Biz sadece smoothie'lerle ve sağlıklı yemeklerle oranın yani yaklaşık 80 bin TL olan kirası diğer personel şeylerini sana söylemedim. Söyledi zaten. Onu çıkarmaya çalışıyoruz. Çıkıyor
Ama ben, hani benim cebime oradan bir şey girmiyor. O yüzden hani ben şöyle düşünüyorum ki bu akla da yeni geldim diyeyim. Eğer bir şeyin işine, içine business hani girmek kadar çıkmak da doğru yerde çıkmak da bence doğru bir adımdır diye düşünüyorum. Sen girmemişsin. O yüzden ne daha fazla para kaybetmek işte. Aslında tulum problemi... tulumdaymışsın sen. Evet. Evet, sen o sırada London'daymışsın. London, Meksiko, Tulum. Oradaymışsın. Pelin. Hı. Açalım mı İstanbul'da öyle bir şöyle bir mekan? Ama sağlıklı falan yemekler değil. Mi? Asayi bol. Asla diyeceğim. Ne münasebet sağlığı. Hı. Ne istiyorsun mesela? Ne koyalım içine? Mesela kebap bol. Yapabilir ama onun iyi şey olması gerekiyor. Mesela altına bulgur pilavı, üstüne Adana kebap, yanına yoğurdu. Böyle ama hepsi tek bir kasenin içinde. Kebap asayi bol mu yapacağız? Hayır. Evet. Bence çok mantıklı. Mesela işte lahmacun sepetinde içli köfte falan, anladın mı? Ben acıktım galiba ya, ben yayını kapatınca bir şeyler gömeyim. Batarız, ben yerim evet. Tam ekrana ne yazık ki alamıyorum. Tam ama böyle de görüyorsunuz ve dinliyorsunuz diye tahmin ediyorum. Devam ediyorum Ece, son iki dakika. Devam. Bir de belki de hani... Ayşe tava çıkacağız bol. İşte evet ama öbür aya bakalım, öbür aya kazandık ama diğer aya bakalım, hani böyle bir benim de buraya başka şeylerim yürürken, başka bir projeler yapmayı düşünürken ve onlar çok hızlı giderken, hani iyi giderken bir yandan sosyalleşme, bir yandan yurt dışı derken ben her kişi eşittir Şeyma Subaşı olarak sadece orada kalamam. Ben bunu gördüm. Son hani böyle birkaç aydır böyle içindeyim gerçekten. Eğer ben her kişi eşittir Şeyma Subaşı olarak sadece öyle duracaksam, Şeyma Subaşı bir kafe restoranı sahibidir olarak duracaksam, evet devam ederim, kazanırım da yaparım da. Ama ben bu değilim. Biz de mantıklı bir şekilde düşündük ve şu anda hani çok büyük bir bakıyoruz. Ne? Ne çok büyük bir lüks? Yani... Canı istemedi diye, hani bu ben değilim, kendimi bulmam gerekiyor, başka şeylerde de var olmam gerekiyor. O yüzden aylık 80 bin lira kirası olan mekanım battı ve onu kapatıyoruz. Çünkü ben Tulum'da tatil yapmak istiyorum demek değil mi bu şu anda? Ya bence onun için değil bu arada. Yani şey için, bence direkt battığı için bitirmek zorunda kalıyor. Ben bana şey gibi gelmiyor yani, ya yo hayır, hani hayatta yapmak istediğim farklı şeyler var. Hani, öyle dedi. Öyle dedi. Öyle dedi ama ben tam net öyle olduğunu da düşünmüyorum. Bilmiyorum ya. Bilmiyorum yani, tam net bütün dürüstlüğüyle mi söylüyordur, tam emin de olamıyorum. Ama yani şunu kabul etmek lazım. Yani battı yani. Battı. Bu şey battı. Değil, anladın mı? Ki kendisi de diyor zaten. Oradan benim cebime hiçbir şey girmiyor demek zaten. Bildiğin şu demek. Yani bu kafe kendisini finanse edemiyor, döndüremiyor. Çünkü neden? Battı. Normalde bir yer kendini döndürebiliyorsa sana da ekstradan gelir getirir, değil mi? Belli ki getiremiyor. Evet. Getiremediğine göre ne oldu? Battı! Normalde aslında şey dediğinde mesela health işte neler oluyor? Ne yapmayı düşünüyorsun? Bilmem ne deseydi. Şeyma Subaşı da battı. O yüzden ben de bundan sonraki normal tempoma devam edeceğim. Orayı da kapatacağım deseydi biz bu videoyu 9 saniye falan izleyecektik. Evet ama benim burada mesela takıldığım çok büyük lüks dediğim şey, hani battı ya bu. Hı-hı. Denemeden batmış olması yani. Tatile evet. Gittiği için batmış yani. Hani kafe tutsun diye çalışmamış ki zaten. Ama bir de tam şöyle bir şey oldu. Tam boşanmasıyla her işin açılması neredeyse yan yana denk geldi ya. Neredeyse yani. Açıldı. Evet. Bir 4 ay geçti, 5 ay geçti. Sonra hemen boşanma oldu. Boşanma olduktan sonra... Hayır. Boşanmanın olduğu gün, hatta o gün gitti o kafesinden resim koydu Pelin. Hah bak, daha hala da düşün. Ama tamam işte o dönemde varmış zaten. Hayır, yeni açılmıştı o. Yeni açılmış. Daha yeni açılmadı. Hayır, yeni açılmadı ya. Yeni açılmadı. Bir 3 ay 4 ay falan geçmişti. Kafe açıldıktan sonra. Vardı yani, bayağıdır vardı. Ki bildiğim kadarıyla da, şimdi yanlış bilgilendirmek de istemiyorum. Ben tamamen magazinin habercilerinin yalancısıyım. Ben magazin habercisi değilim. Ben sadece konuşuyorum burada dümdüz. Ama bir yıllık kirasının peşin ödendiğini falan biliyorum ben, mekanın. Ve tam böyle tam kapatmak istiyorum. Tam bir yıl doldurdun o da. Evet ve tam kapatmak istiyorum dönemde aslında. Birinci yılı falan. Değil mi? Yanlış mı biliyorum? Peki bir şey diyeceğim. Bunlar bir ay önce falan birinci senenin partisini falan yaptılar Pelin. Evet. Ama sonra ne alaka? Belki tutturabilirim dedi, yapabilirim dedi. Sonra gene yurt dışına gitti. Olmaz anam, olmaz. Şimdi ben bu kanalı bıraksam gitsem gezmeye... Bu kanala gelse, otursa, her gün gofret yayın açsa. Aynı olur mu?
Belki daha yukarı bile çıkar, bunu bir düşüneceğim. Daha çok tutar ya. Evet, bence bunu bir düşüneceğim bu arada şu an. Şu an aşırı mantıklı geldi. Son bir dakikasını dinletiyorum. Son bir durumlara bakıyoruz. Hani herhalde kapatacağız gibi görünüyor. Evet. Bu kadar. Yazık ettin Şeyma. Ne olur bak, izliyorsan yakma kendini. Biraz çabala ya. Yani ben elimde mesela her zaman ben böyle çok takipçisi olan, çok büyük kitlelere hitap eden insanlarla ilgili hep şunu düşünüyorum. Herhalde hepsinde var bu. Biraz pembellik mi oluyor ki acaba? Bu her yerde geçerli bu arada. Bu YouTube'da da lüks, geçerli. Lüks, o büyük bir lüks diyorum ya sana. O yani onu başarısız olmama gibi bir şansı olduğu için tabii ki tam normal insan içgüdüsel bir şey yani bu. Doğru. Doğru. İnsan kolaya gider. Okey, bu haberin gıybet metresi kaçtır Ece Hanım? Şeymacım diyordun. Söyle önce söyleyeceğini. Şeymacım, bizi izliyorsan milleti sustur ne olur. Güzel bir şeyler başar. Bu haberin gıybet metresi 10 üzerinden 7 veriyorum ben buna ya. Bu beni keyiflendiren bir haberdi. Vallahi Şeyma Subaşı ile ilgili bir şey çıktığında ben de keyifleniyorum bu arada. Evet, kafesi battı diye keyiflenmedim. Hayır, ama ben de. Yani bu arada evet, ben de bu arada yani. Şey gibi bir şey yok yani hani. Oh, battı ne güzel haber değil. Ama evet evet, diyorum ya, o kadının değeri, da o şeyi var. Ha, magazin değeri yüksek olan bir şey ve insan merak ediyor. Ben de evet. Ben bir 8 veriyorum bu haberin gıybet metresi. Chat'ten de ortalama bir 5 falan çıkıyor herhalde. Çünkü 4'ler 6'lar 5'ler bir arada dolanıyor. Yapmayın ya. 3 falan değil çocuklar. 3 değil Allah. Bu arada. 3 değil. Bir de şöyle bir şey de var. Bunu çok önceden, birkaç ay önce ben bir Instagram hesabı takip ediyorum. Ta kaç ay önce söylediler. Ben kıçımla gülmüştüm bu habere. Ya nereye kapanacak diye. Ha nereye kepenk indirecek? Nerede yani? Kafe nerede bilmem ne. Ha bir de son dönemlerde şey konsepti de var ya işte. Günaydın. Paris'te birlikte açay bol yemeğe gidiyoruz falan, insanlar da arttılar ya hani. Bana o yüzden asla batmaz gibi geliyordu. Ya kira yani mesela kirası daha düşük olsa belki bu kadar çabuk kepen kapatmazlardı ama o konsept Türkiye'de çok zar zor tutacak bir konsept. Bir de gibi. O da pahalı, pahalı o da. Ben diğer haberi pahalı açtım yani. Onu yani onu alıp bayağı İstanbul'da şey Beykoz konaklarına falan Esenko'ya selam olsun buradan. Oraya koymak lazım o kafeyi. Git sadece zenginler gitsin oraya. O doğru. Zaman giderdi mesela. Ama bebek de sanki yani bebek de şey değil mi? Bebek de yaşayanlar öyle anasını satayım. Bebeğe giden normal insan senin benim gibi. Doğru. Tutup da orada Şeyman kafesinde 80 liraya 100 liraya salata yiyemez yani. Doğru. Okey. Diğer haberime geçiyorum o zaman. TV 8 ve Fox kavgası. Vay efendim, yemek teyzi siz çaldınız, sofrada yaptınız. Vay efendim, hayır biz onu kaynanalarla, gelinlerle yapıyoruz. Bizimki bambaşka bir konsept. Dediler. Ve geçen gün TV 8 canlı yayınında Fox'a diss attı. Videoyu açtım Ece. Allah. Başlattım. Başla. Fox TV'nin önceki günkü ana haber yayınında Yemekteyiz formatının çalınmasıyla ilgili kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir açıklamaya yer verilmişti. Bu kamuoyunu duyuru, bu yayın, bize duyuru. Minareyi çalan kılıfını hazırlar misali yapılan format hırsızlığını meşrulaştırma çabasıdır. Bu nedenle kamuoyunu söz konusu meseleyle ilgili yeniden bilgilendirme gereği doğmuştur. 1. TV8'de yayınlanmakta olan Yemekteyiz formatı Fox TV tarafından tamamen çalınarak Zuhal Topal'la Sofra'da adıyla kopyalanmıştır. 2. Söz konusu kanal tüm dünyada 40 farklı ülkede, Türkiye'de ise 10 yıldır yayınlanmakta olan Yemekteyiz formatının kopyasına Momsters Zuhal Topal'la Sofra'da adını vererek özgün bir program havası yaratmak istemektedir. Bu alenen fikir hırsızlığıdır. 3. Fox TV söz konusu açıklamasında Zuhal Topal'la Sofra'da programının format sahibini Global Telif Hakları Yapımcılık Ticaret AŞ olarak göstererek doğru olmayan bir beyanda bulunmaktadır. Bahsi geçen firmanın yetkilileri ise format sahibinin kendileri olmadığını, sadece dağıtıcısı olduklarını açıklamışlardır. 4. Yine Fox TV yayınında format hırsızlığını ortaya koyan raporu hazırlayan Emrah Dönmez'in
Işık Üniversitesi'nde görev yapmadığı iddia edilmişti. Bunu niye iddia Bu iddia da kesinlikle gerçek dışıdır. Çünkü Emrah Dönmez, raporu hazırladığı tarihte Işık Üniversitesi'nde görev yapmaktaydı. Şimdi televizyon dünyasındaki şimdi en geliyor. Büyük hırsızlığın belgelerini sunuyoruz. İşte gerçek format yemekteyiz. İşte orijinalinden kopyalanmış format Zuhal Topal'la sofrada. Ekranların en lezzetli programı Yemekteyiz başlıyor. Zuhal Topal'la sofrada yepyeni yarışmacılarıyla yepyeni bir haftaya başlıyor. Bugün 28 yaşındaki Ayfer Hanım'ın konuğu olacağız. Ayfer Hanım iki çocuk annesi. Gelinimiz 28 yaşında, iki çocuk annesi, 6 yıllık evli. Hoş geldiniz. Merhaba hayatım. Merhaba. Ya bir şey diyeceğim ama Pelin, 10 senedir falan başlangıç. Bütün sabah programlarında bu şey yapılıyor ya. Bu bunlara özel bir şey mi? Yemekte dışında da yapıyorlar bunu. Yani hemen hemen her programda zaten aynı hareketler, aynı olaylar. Yuttası teşekkür ediyoruz Berk, hoş geldin bu arada, çok sağ ol. Ya, Berk kim ya? Berk, aa, Berk gelmiş. Hı. İnanamıyorum, tanımasaydın, tanıma. Aa. Aa, inanılmaz gerçekten. Kim mi? Berk, dünya üzerindeki 10 kişiden 9'un adı Berk kardeşim, ben ne yapayım ya? Yani Ece şu anda kariyerinde kendini bir üst level'a taşıyıp hepinizi unuttu. Birazdan beni de kovar diye çok şüpheleniyorum gerçekten. Ya zaten aslında yani görüntüleri göstermeselerdi ben zaten şey diyordum, hani TV8 evet haklı, çünkü ben daha ilk olayı da gördüğümde şey demiştim, aa yani bu zaten var aynısı. Ama yıllardır televizyonda sürekli olarak aynı şey böyle alınıp kopyalanmıyor mu zaten programlar konusunda? Yapılmaması gerekiyor. Böyle bir duyuruyu keşke siz de Boğaç Berk hayalhaneme yapsaydınız lan Soğuk Savaş'ta. Böyle bir şey lazımdı gerçekten. Şöyle bir şey var. Acun Ilıcalı bu format için para ödemiş. Ve satın almış bütün haklarını. Çok haklı. Öyle bir şey varsa zaten onu evet. Yapamazlar. Ya bunlar bildiğin. Yo biz yanına işte bir tane kaynana ekledik. Ha okey ya biz haklıyız diyerek takılıyorlar, anladın mı? Yok, öyle bizim olduğu yok yani. Gibi takı. Evet öyle bir olay yok. Ama dediğim yani Ece bence de haklı. Sevgili Post 42 ekibi. Kesinlikle şey yapın. Dava edin diğerlerini. Para ödediyseniz. Devam ettireyim mi? Aşırı evet, gerçekten aşırı benzer. Çalarak mercimek çorbası. Senin menü neydi bir daha? Kremalı mantar çorbası. Evet, kremalı mantar çorbam var. Ara sıcak olarak lazanyayı seçmesi Allah, gerçekten de büyük bir hayal kırıklığı. Menü hiç güzel değil. Menü hiç güzel değil. Dış ses sepetimi ver. Eyvah, arabanı da unuttum. Hayır. Bu cheesecake'i sen mi yaptın? Ben yaptım. Cheesecake. Seda ablama bak çok nasıl gömüyor cheesecake'i. Ah sen Sebastian, cheesecake ne gerek var? Dolmayı kim yaptı ya? Soğan, biber, domates ve işikliklerden oluşan karışıma peynir ekleniyor. Çorbası için mantarların doğruyor. Tamam yemek tarifini çalmışlar ya. Evet işte. Hoş geldiniz. Ya kapı açıyor, hoş Allah geldiniz Allah diyor. Çünkü kapı açınca zaten Türk anetlerinde, geleneklerinde biz bir hoş geldiniz deriz. Bu zaten yapılıyor. Yemek tarifi, okey. Ya yani şey olur hani aynı muhabbeti, aynı şeyi yaparlar. Derim ki, aa evet çalınmış. Mesela hani bir mizansen gerçekleştirir, birebir aynısını yaparlar, okey. Kapı çalınıyor yani, anladın mı? Neyine? Hani onu taklit diye göstermek biraz garip geldi bana. Devamı garip geldi. Zaten haklı o Metin de haklı, bunlara hiç gerek yok. Evet. Metin bitti gitti yani. Metin'de zaten söyledim bunları. Buna gerek yok ki. Anne yani kadınlar da mı telifli? Onu anlamadım ki. Tamam. Hoş bulduk efendim. Merhaba Selena. Hoş geldin. Aa masada karşılıyor. Olaya gel şimdi. Aslanım, merhaba hoş geldin. Ay çok canım merhaba, izlemek istedi. Ha yemekte beğenenler de oldu, beğenmeyenler de oldu. Evet de siz. Kuru dolmalarına güveniyor musun Nermin? Kuru dolmam çok acı oldu. Evet. Ya bu niye argosu ya? Kim böyle bir soru sorar hayatta ya? Kuru dolmalarına güveniyor musun Pelin? Hey Ece. Hey. Kuru dolmalarına... güveniyor musun ha? Ha? Konuş benimle bebeğim. Hey kuru dolmaların nerede ha? Şey değil mi? CZN Burak Sexting yani.
Hey bebeğim, kuru dolmalarımı beğendin mi ha? Cevap ver. Küçük kuzum olup meyleteyim mi ha seni bebeğim? Peki senin de içinde varmış kardeşim. Bir dokunluk neler çıktı ya? Coştum, evet tamam okey. Devam ediyorum Ece. Aslında sadece kuzu etinin pişmesini beğendiğim için puanım... İnanılmaz, ikisi de puan İki. Veriyor. Bu nasıl masa olabilir? Masa düzenli, yemekleri beğenmediğim için bir tatlının dışında... İkisi de iki vermiş Fox abi, TV'nin inanılmaz. İlgisiz detayları ön plana çıkararak kamuoyunu gerçeklerden uzaklaştırma çabalarını kınıyoruz. Burada verilmesi gereken tek bir cevap vardır. Zuhal Topal'la Sofra'da programı, Yemekteyiz programına taklit denecek kadar benziyor mudur, benzemiyor mudur? Hadi bakalım. Evet, en sonunda da Seda ablamın abone ol butonu. Acun Alıcan'ın yaptığı bir açıklama var. Hemen onları da okuyayım. Daha sonrasında seninle haberi konuşuruz. Bilindiği üzere TV8 her zaman telif ücretini... Aa, şeydekiler gibi okuyayım mı? Televizyon programlarındaki gibi. Aşırı ruhsuz... Ne olur oku. Bak, aşırı ruhsuz insanlar okutuyorlar ve hepsi şöyle okuyor. Ve nedense hep böyle cırtlak sesler. Bilindiği üzere TV8 her zaman telif ücretini ödeyerek orijinal TV formatlarını satın almakta ve yayınlamaktadır. Yemekteyiz adlı programımız da bunlardan biridir. Dolayısıyla ciddi bir telif ödediğimiz bu programın birebir kopyasını hiçbir sorumluluk duygusu taşımadan alıp Sofra'da adıyla yayınlamak düpedüz fikir ve emek hırsızlığıdır. Şuradan devam ediyor. Bu konuyu benzeri fikir hırsızlığı suçu işleyenlere ibret olacak biçimde adaletin önünde taşımaya kararlıyız. Dava edeceğim demiş ki, bildiğim kadarıyla da dava etmiş zaten. Fox TV'nin şöyle bir gıybet çıkmıştı, emin değilim ne kadar doğru ama bunlara hani dava değil de elden para verelim, formatı biz de kullanalım gibisinden bir şey olduğunu biliyorum Filiz'in. Ne? Ben o bilgiyi ulaşamadım. Ben sana sabah söyledim bunu. Hayır, sabah söylemedin bana bunu para versin. Başka bir şey söyledin sabah, onu duyduktan sonra şok geçirdim. O yüzden diğerlerini... Neyse, söylemeyeyim istersen Ece, hangisi? Ha, şu ikili kişi olan evet, mi? Evet. Ha, evet. Ben sevmem. Ya bu arada Ece'yle çok gizli kaynaklarımız olduğu için her şeyi biliyoruz da, kusura bakmayın ama hepsini anlatamıyoruz arkadaşlar. Yayıncılık ilkesi gereği. Evet. Ben para, elden para vermelerini cidden bilmiyorum bu arada. Ben de bilmiyorum öyle bir şey. Ben bunu duydum bir yerden ama televizyondan duydum. Nereden duyacağım başka? Acun söylemiş para teklif ettiler diye. Fox da yalanlamış bu haberi. Oradan duydum bak. Bir şey diyeceğim ama bu gerçekten Acun'un TV8'in dediği gibi ise çok haklılar ya. Adam para veriyor, kaç ne, kim bilir ne kadar bir televizyon formatının fiyatı. Tabii canım. Ne demek gelip onu almak? Ya, aynısı çünkü yani o görüntüleri göstermesine gerek yok. Ya şey bile çok komik, anladın mı? Hani işte oluyor ya, işte bir tane kaynana ekliyor, gelin ekliyor. Sonra diyor ki bizim formatımız bambaşka bir şey. Hayır kardeşim, mantık olarak aynı aslında. Sen sadece ona ekstradan kendin bir şey eklemiş oluyorsun. Komple formatı sen yapmış olmuyorsun. Evet, aynen öyle. Gıybet metresini alayım kendisinin bu haberin. Bence canlı yayında diss atılması büyük olay. Ben o yüzden buna 7 veriyorum. Bunun gıybeti Pelin bu arada direkt 4 benim için. Çünkü ben teknik gıybetleri sevmiyorum böyle. Ben çok yüksek puan veriyorum acaba. Neyse, sonrakini ayarlayacağım. Sen biraz kırık ya, Allah Allah. Pelin, bunun da aldatmaları var, şeyleri var. Ha, şimdi benim susacağım ve Ece'nin konuşacağı bir sonraki haberimize geliyoruz. Chatten de bir 6 çıktı herhalde. 6 çıktı gibi. 6 değil, çocuklar yapmayın. Ya bir şey söyleyeceğim, düşünsene canlı yayında böyle izliyorsun, aniden böyle wow, bir başka televizyon kanalına böyle diss atılmaya başlıyor aniden. Bence iyi haber ya. Bence gıybet metresi yüksek. Keşke birbirlerine de girseler. Bir tükürük atsalar iyice rahatlayacağım ama yok işte öyle bir şey. Evet. Buyurunuz Ece Hanım. Gönül yazar ve sevgilisi. Ben Rüzgar susacağım. Madem. Ben susacağım. Çok sevgili, ne yapıyoruz biz ki? Konuşacak, anlatacak. Ben de yorumumu yapacağım efendim. Buyursunlar. Veterimiz var mı Bilal'cim? Canım, veterimiz yok. Eklemem istediğim bir veter olursa eklerim ama hemen. Şu videoyu bir izlet dersen izletirim anında. Yok. Benim bu konuda bir olayı açıklayayım. Gönül yazar sanırım 80 küsur yaşlarında. Sevgili hayat arkadaşı Bey de, Rüzgar Maden de 50 yaşında. Aralarında bir 30 küsur yaş farkı var. Bunlar bir kaç 4-5 ay önce sanırım, yanlışım olması, çıkmaya başlıyorlar. Sevgili oluyorlar yani.
Ondan sonra Gönül Yazar sonradan açıklıyor ki işte ilk bir ay, bir buçuk ay aramız çok iyiydi. Ondan sonra bana psikolojik şiddet uygulamaya başladı. Evdeki çalışan hanım Pembe Hanım'ı evden göndermemi istedi. Ben Pembe'yi senelerdir benle çalışıyor, hiç istemiyorum ama hiç güvenmiyor. Alıyor telefonumdan, mesajlarımı kontrol ediyor. Ay bu cümleyi kurunca bile tüylerim diken diken oldu Pelin. Bir dakika, ne diyormuş ne diyormuş, bir daha söyle. Hangi kısmı? Pembe Hanım. Bir dakika, Pembe Hanım'ı gönder. Tüylerine dedi kendi kendine neden kısmı duyamadım ben tam. Ha yok, telefonunu alıp mesajlarına bakıyormuş. İşte kime ne diyeceğine karışıyormuş. Aa sana ne be? Falan filan. Annesi barışmışlardı. Gönül Yazar'ın açıklamaları. Allah mutlu etsin, bilemem. Dur, Gönül Yazar'ın açıklamaları. Neyse, çünkü bunlar bu ilk başta 4-5 aydır çıkıyorlardı. Ayrıldılar bir 2 hafta falan. Yanlış hatırlamıyorsam. İşte o sırada adamla ilgili başka bir Gönül Yazar'dan önce başka bir kadına çıplak resmini mi atmış? Çıplak resmini mi istemiş? Bu arada bu konuyu da hemen çok güzel Murat Övüç'e bağlayacağız. Ondan sonra böyle bir şey. Sonra barıştılar bunlar ama işte magazin bunları yakalamış. Beraber yemek yediklerinde falan adam asla hiçbir zaman hesabı ödemiyormuş. Hep bağırıyormuş mesela Gönül Yazar'a, işte bu telefonu nasıl kullanmayı bilmez ki, Boğaç da bana yapıyor Gönül Hanım, onda bir şey yok yani. Bir dakika, hayır ya, ne demek Boğaç sana, bir dakika ne yapıyor Boğaç sana? İşte bir teknolojik alet kullanamadım da kızıyor yani. Neyine kızıyor? Neyine kızıyor? Sen o sümkürünce kızıyor musun? Bazen kızıyorum Pelin. Yemek yerken yapınca bazen yapma diyorum ya. Oha, yemek yerken de yapma ama lütfen. İnanılmaz. Boğaç Bey'den özür bekliyoruz canlı yayında. Üf, Ece'yle bir can da yapıyorlar sürekli. Bunu şey falan yapıyorlar işte. Söz hakkı doğdu. Sevgili... Kendimden anlatabilirim. Evet. Ya söz hakkı doğdu sevgili Boğaç Bey'e de. İstersen yayına bağlanıp bu konu hakkında konuşabilir. Aleyhimde bir şey derse sonrasında tribini de yer ama onu da söyleyeyim. Neyse işte bunlar işte kadın telefon kullanamıyor diye ona kızıyormuş, bağırıyormuş falan. Bunlar Gönül Yazar söylüyor bunları. Ben kafamı dağıtmıyorum sevgili Rüzgar Madan. Ne olur dava etmeyin. Olanı anlatıyorsun bebeğim, dinliyoruz biz seni sadece. Evet, evet ya, basına çıkan şeyler bunlar kardeşim. Evet. Ondan sonra bu konuyla ilgili şu anda da ilişkilerine devam ediyorlar benim bildiğim kadarıyla Pelin. İşte onlar da mesela magazincilerde diyorlar ki nasıl bağırırsın 80 yaşındaki kadına? Tam 80 yaşında da sevgilisi. Yani bu arada şey, hani aslında düşündüğü zaman nasıl bağırır? Hani insanı zaten hani sevgilisi falan böyle hani bağırması falan garip ya. Ya sevgilisine değil aslında. Bağırtı hani anlaşılamayacak oranda bağırtı, çağırtı, kavga gürültü çıkartıyorsa yapamazsın yani, hiç kimse yapamaz. Sevgilisi olsun, anası olsun, babası olsun, danası olsun yani, anladın mı? Kimse kimseye çok bağırmaz haklısın zaten. Kimsin yani? Chat'ten de biri demiş ki bir Serengi sendromu görüyorum. Çok haklı. Bu arada Boğaç'tan da ses kaydı geldi. Onu da açıyorum. Boğaç ne çıkacak bilmiyorum. Evet, dinleyelim. İyi akşamlar herkese. Yani şunu söylemek isterim ki ben her şeyden önce asla öyle bir şey yapmadım. Benim kim olduğum bilinir. Yıllardır bu sektörün içindeyim. Lütfen böyle haberler çıkarmayın. Yani kesinlikle böyle bir şey yaşanmadı. Teşekkürler. Evet. Teşekkürler var. Çok teşekkür ederim. Seksi futbol yorumcusu sesiyle bağlanmış bize. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, kendisi de böylece cevap vermiş oldu aslında bütün bir kamuoyuna. Ben sadece şunu merak ediyorum. Bence merak da etmiyorum aslında, şunu söylemek istiyorum. Bence insanların, bazı insanların şöyle problemleri var. İlişkin içerisindeyken bunu göremiyorsun ama sana şiddet uyguladığında duygu, işte psikolojik olur bu. Psikolojik şiddet. Fiziksel evet olur, hiç fark etmez. Herhalde insanlara böyle bir basiret mi geliyor ya da şey, hak ettiğini mi düşünüyor? Ne oluyor yani? Ben anlamıyorum. Farkında, özellikle hani normal şiddet, hani şiddet görüyorsun anlıyorsun şiddet, ama psikolojik şiddet kendini çok belli etmeden geliyor ya, anlamıyorsun psikolojik şiddet olduğunu mesela. Evet, bir de alttan alta yapıp bir taraftan da böyle egosunu evet törpülüyor ya hani insanın. Kadının şey özgüvenini düşürüp, evet kadının özgüvenini düşürüp kadını şey yapıyor işte, eziyor. Bilmiyorum yani, devam ediyorlarsa çok yorum da yapamıyorum ikisi hakkında. Ama şeyde değilim bu arada ben. Yok işte biri şu yaşta, öbürü bu yaşta, olur mu? Ben de hiç falan değilim. Yani değilim. Mutlularsa hiçbir problem yok ama mutlularsa. Çünkü Gönül Yazar'ı ben şey olarak seviyorum yani. Bayağıdır. Tatlı kadın değil mi? Çok tatlı bir kadın.
taş bebekti değil mi? Taş bebek diye mi geçiyordu? Hmm. Tatlı bir kadın yani, şeker bir kadın ki kibar da bir kadın gayet. Hani böyle konuşması. Pelin bu etmesi. Resimde benle mi benziyor? Bana mı benziyor Gönül yazar? Yani. Neden bana benziyor ya? Sen de bizim taş bebeğimiz. Gerçekten böyle bilmem kaç yıl sonra gibi duruyor. Evet birazcık. Birazcık. Kızım bu benim 5 sene sonraki halim ya. Ay saçma Ece sen de ya. Vallahi öyle. Nereye 5 sene? Çok fena gideceğim ama. Ece nasıl 5 sene sonra böyle olabilirsin? Şu an şöylesin. Nasıl 5 sene sonra olacaksın? Ya bu bebek gibi ama asla inandıramıyorum Ece'ye bunu. Neden bilmiyorum. Okey, bu haberin gıybet metresi çok sevgili Ece Hanım. Bu haber özellikle de birkaç haftadır magazin gündemini ve beni de meşgul ettiği için iki falan hiç yapmayın Allah aşkına. Ya iki mi? Yapmayın. Neresi iki bunun? Ortada, 8-8. Ortada. Bak şimdi bu arada çok sevgili Gönül yazar, yüksek ihtimalle buraya asla denk gelmezsiniz ama yani lütfen mutsuz olacağınız bir yerde durmayın. Ben küçük bir kardeşiniz olarak size bunu söylemiş olayım. Ben bu habere ben gıybet metri olarak ben de bir 8 veriyorum bu arada. 8-8. Bu arada yani ömür boyu pembeyle beraber yaşamayı tercih ederim ben. Bana bağıran bir adamla evet, durmaktansa. Evet. Ya şimdi mesela şöyle düşün. Bu ağaç sana bağırıyor, pırt yapıyor, galeta yiyor, sümkürüyor. Bir tarafta da ben varım Ece. Bu ağaçla yaşar bu arada. Buraya geçiyorum çünkü kesinlikle onunla yaşıyorum. Okey, tamam. Bir diğer haberimiz. Benim gerçekten yani. Bu benim ev bayıldıklarımdan bir tanesi oldu. Bir saniye, görselim bu değil. Görselim şu muydu? Heh, görselim bu da değil. Şu muydu? Görselim şu. Okey. Size de veriyorum. Şimdi ekrana da veriyorum hemen. Ömür Gedik ve Can Yaman'la alakalı. Evet. Allah Allah. Biliyorsunuz ki iki muhteşem kanaat önderi. Yani fikirlerine apayrı saygı duydum. Bayıldım. İki ayrı insan. Geçtiğimiz haftalarda Can Yaman arka odaya geçelim muhabbetleri. İşte bir taraftan bir alt tutak ver muhabbetleri. Şu muhabbetleri, bu muhabbetleri yapıyordu. Ömür Gedik bir açıklama yapıyor. Öncelikle tweetini okuyayım. Bir tane tweet var, sonra bir de yazısı var, onu okuyacağım. Can'la ilk röportajında birlikteydik. Güzel bir yol kat etti. Yurt içi ve yurt dışında sevildi. PR çalışmaları sırasında hatalı cümleler kurdu diye parantez açıyor. Ki kendi de farkında ve bir daha yapacağını sanmıyorum. Parantezi kapatıyor. Bu kadar linç edilip yok edilmeye çalışılmasına benim içim el vermiyor demiş. Ardından... Şimdi ben bu linçe kadar katılıyorum. Ondan sonra devam et. Hani çok bizim... Ülkede çok var bu. Bir düşünce herkes tekme atıyor. O konuda tabii. Haklı bence. Bence de böyle. Linç kültür anormal var bir linç yani. Kültürümüz var. Evet tabii canım. Anormal hem de yani. Çok abarttılar yani adamı artık. Devam. Ama daha sonrasında Ömür Gedik aşırı bence aşırı talihsiz bir yazı kalem oluyor. Şu anda sizlerin de ekranda gördüğü sevgilici. Can Yaman'ın bir röportaj sırasında kendisine soru yönelten kadın izleyici için sarf ettiği arka odaya geçelim cümlesi olay oldu. Sonrası kıran kırana, vuran vurana. Onunla arka odaya geçme imkanı olsa bir dakika bile düşünmeyecek kadınlar tarafından bile eleştirildi Can. Pes yani. İşte biz buna bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu diyoruz. Can'a tavsiyem biraz inzivaya çekilsin, kendisini dinlesin. Kötücül yorumları kafasına takmasın. Yani o kadar... Demiyoruz ki bu arada. Demiyoruz olur. Ya. Sen evet geçer demiyoruz. Misin arka odaya? Hayır geçmem. Hayır geçmem çünkü neyse ya. Konuşmayacağım bir şey demeyeceğim yani. Ben Ömür Gedik'in bunları bilerek yaptığını yani eminim ya. Bunu gerçekten böyle düşünme hiç şey düşünmüyorum. Gerçek fikri bu değil yani. Ben tamam. De aynı fikrim. Evet bu şey olayı değil mi işte az önce dedim. Ben farklıyım. Ben hepiniz gibi her şeyi yakmıyorum. Falan kafası var ya. Hem öyle hem de bunu yazdığı gün mesela Ömür Gedik Twitter'da şeydi. TT'ydi. TT'ydi. Zaten ben artık şöyle tweet attığını düşünüyorum. TT olmak için hani TT olmak için aynen, işte. Tweet attığını evet, falan evet. Düşünüyorum. Ya da bir şeyler söylediğini düşünüyorum. Tamamen öyle.
Yoksa çünkü, yani aklı başında bir insan bunu yazamaz çünkü. Bak Pelin, bir insan düşünür, iki insan düşünür, deriz ki hani geri kalan on yani şeydir böyle hani iki insan farklı düşünür, iki insan farklı düşünür, hani deriz ki okey. Hani o da öyle düşünür. Ulan ama herkes aynı fikirde ya. Yani herkes aynı fikirde yani, hemen hemen. Hani böyle ülkece bizi birleştiren konular yapılsa Can Yaman yani bunlardan bir tanesi. Can Yaman'ın yaptığı yanlış hareketler, söylemler bunlardan bir tanesi. Şimdi sen çıkıp da dersen ki onunla arka odaya geçmek isteyecek kadınlar tarafından bile eleştirildi. Nereden biliyorsun? Nereden ya biliyorsun? Nereden bunun hepimizin sözcüsü oldun? Birkaç ay öncesinde de işte efendim AVM'lerde şort giyiyorlar diye yazı yazmıştın. Sonra başka bir şekilde gene kadınlarla alıp verememek nedir? Ben anlamadım ya bu işi. Benim zaten en kıl olduğum şey ya böyle en azından elinde böyle bir güç, bir topluluk bulunan insanların böyle oturup evet, böyle saçma sapan konuşması beni çıldırtıyor gerçekten. Sonra diyorum ki içimden bu insanlar nasıl bu noktaya geldi acaba? Yani bu düşünce yapısına nasıl gelebildin? Evet canım, gıybet metresini alayım. Daha fazla uzatmayacağım, sinirleniyoruz çünkü. Can Yaman'ın gıybet metresi diğer olaylarıyla alakalı. Sadece Can Yaman bazında benim için gene 8, hatta belki 8.5, ömürgediğin 2 Pelin. Çünkü bilerek yapıyor yani. Başka hiçbir sebebi yok değil mi? Hı-hı. Yani ömürgedi konusunda ben de sana katılıyorum. 2 belki 1 hatta. Ama Can Yaman 2 aydır 3 aydır konuştuğumuz, böyle her gün konuştuğumuz başka bir şey var mı yani? O chatten 8 geldi. Okey 8, peki Allah, peki 8 olsun. Yani Can Yaman 3 aydır aralıksız, özellikle son 2 aydır aralıksız herkese konuşturtuyor kendini. Çünkü herkese, millet şey ya, seviyor. Bak Şeyma'da da aynısı var. Bir kişiden ortak böyle bir birleşip o kişiden nefret etmeyi seviyoruz biz yani. Ama şimdi şöyle bütün bir şey var. Bütün dünyada var. İnsan psikolojisiyle alakalı bu. Seviyoruz. Sevmenin de ötesinde hani şey var ya, bazı şeyler herkese göre yanlıştır ya, herkese göre. Hı. Ya Can Yaman bunu çok yapıyor. Belki de o yüzden bu kadar hani hepimiz hep birlikte sevmiyoruz. Bu arada Can Yaman'ı çok savunan var, deme öyle. Herkese göre yanlış değil onun dedikleri. İspanyollar bizim çevremize göre. İspanyolları bilmiyorum ama yani Türkiye'de de çok seven var Can Yaman'ı. Dediklerini haklı bulan da çok var. Ben onu isteyerek yaptığını düşünmek. Bak Ömür Gedik isteyerek yapıyor ama Can Yaman kesinlikle isteyerek yapmıyor. Ben tam onun tersine, gerçek düşüncesi. Ben tam tersine, ben aslında Ömür Gedik'in diyorum. Can Yaman'ın yani gerçekten PR olayıyla alakalı olarak tamamen, hatta bazen bunları yaptığını ettiğini düşünüyorum. Dizisi falan iptal edildi adamın. Bence yapmaz öyle bir şey. PR'la hiç alakası yok. Kim izler şimdi onun dizisini? Doğru. Hangi rolü canlandırabilecek ki Can Yaman şu anda bu saatten sonra, o açıklamalardan sonra? Bakalım, Can Yaman'la ilgili haberler benim için de 9 falan filan. Evet. Günün bir diğer haberi. Bu da bayağı olay oldu bu hafta. Bilmeyenler için şöyle kenara aldım haberimi. Görselini de açtım. İpek Tanrı Yardan geliyor. Bir sonraki haberimiz. Kader fotoğrafı paylaştı. Hamile olduğunu açıklayarak hayranlarına müjdeyi veren İpek Tanrı Yar dün akşam Instagram hesabından elindeki içki bardağıyla fotoğraf paylaştı. Fotoğrafı ağaç yaşken eğilir baby notuyla paylaşan Tanrı Yar'a tepki üstüne tepki yağdı. Ben hemen bir Google'da aratıyorum. Hamileyken şarap içilir mi şeklinde. Ben bu arada bir şey söyleyeceğim. Bu birey aslında, bu da bireyleri alakadar eden bir konu. Yani sonuçta o benim bebeğim değil ya da ben annesi değilim. Ki vişne suyu da, evet ki vişne suyu da olabilir. Her şey geçtim, içki de olabilir. Ama dediğim gibi yani bu hani beni şey yapan kısmı değil. Ha evet, şöyle düşünüyorum. İlk gördüğümde de şunu düşündüm. Zararlı, çok zararlı. Bir bebek için aşırı zararlı. Hatta bazı besinler var normal hayatta tükettiğiniz. Onlar bile bebek için zararlı. Ya bu şey beni bende şöyle şey kafası olduğu için. Özür dilerim. Hı. Konuş lütfen. Hayır sen söyle. Ya şöyle ben internette baktım şu anda. Haftada 2 bardağa kadar şarap içmek araştırmalara göre bebeğe bir zarar çok vermiyormuş. Ama yine de doktorlar alkol tüketimini kesmenin hani ne olur ne olmaz diye daha doğru olduğunu söylüyorlarmış. Nasıl bir şey yaptı ama, gördünüz mü? Hayır sen söyle deyip nasıl konuşmaya başladın? Aa hayır sen söyle. Bu arada şimdi şöyle bir şey.
Yani dediğim gibi benim çok yani çok bilgili olduğum bir konu. Hatta koyup koymamak konusunda da çok takıldım ben buna yani. Ece ile sabah da konuştuk zaten bunu. Ece de dedi hani içinde bulundursak bulundurmasak mı diye. Ne dedim. Dedim bir koyalım bir bakalım. Yani zararlı. Zararlı. Dikkat edin. Yani şimdi bu kadına dediyse ki işte içebilirsin haftada bir tane iki tane bir kadeh şarap iki kadeh şarap bir sıkıntı yok dediyse onun sağlık kısmını biz düşünemeyiz ama bunu paylaşmak bu şekilde bu da biraz şey biraz beni konuşur der gibi mi oluyor? Evet 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 evet. Bana da çok azıcık öyle gibi geldi. Gıybet metresini alayım. 3. 3. Okey. Benden de bir 2-3 falan. Değil mi?